Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün son durumla karşınızdayım. Bazı kötü haberlerim var. Ee, şimdi baştan başlayalım. Öncelikle arkadaşlar akvaryuma bir yosun türü ekleşti. Bakın camlarda odaklamıyor ama camlarda yeşil yeşil noktalar var. Bunları en kısa sürede temizleyeceğim bazı yerlerde vardı. Her tarafta üremeye başladılar. Ve bir yosun türü e ekleşti arkadaşlar akvaryuma. Hortumun üzerinde görüyorsunuz. Bu bir yosun türü. Ama hangi yosun türü bilmiyorum. Bakın dış filtrenin tam arasında var. Bayağı vardı. Temizledim tekrardan olmuş. Genelde bu Akvaryum borusunun burada başladı bu sonra e, bitkilere falan bakın arkadaşlar o bayağı var şurada onları hep alacağız bunlar kötü bir görüntüye sebep oluyor acaba hangi yosun türü e, belli ki vatozların yemediği bir türde yosun yoksa vatozlar hallederdi bugüne kadar bütün yosunları yemişti öncelikle bitkilerimizden başlayalım bu son durumumuzda daha sonra balıklarımıza yemimizi vereceğiz. Şu anda açık büfemiz hazır. Hepsine yemeklerini vereceğiz. Bakın buradaki bitki arkadaşlar. Şuradaki bitki bayağı uzadı. Bu bayağı burayı sevdi. Bu yerini sevdi. Uzun zamandır bu tomurcuk halindeydi. Şimdi bayağı bir tane dalı bayağı boy attı. Şimdi buradaki dalların bazıları yerinden çıkmış. Ektiğim yerlerden çıkmış. Mesela bakın arkadaşlar şu çıkmış. Onları tekrardan dikeceğiz. En kısa sürede. Bazıları da kök saldı arkadaşlar. Mesela şu arkaya diktiğim tepeye ulaştı. Aynı şekilde bunlar da böyle tepeye ulaştılar. Bakın hem tabandan yeni dal çıkarıyor hem de yukarıdan belli bir süre geçtikten sonra şu üst tarafını keseceğim. Çünkü bakın kararmış ama alt taraftan yeni dallar çıkarıyor onları bırakırım. Buradaki de buradakiler de aynı şekilde e, yemyeşil. Herhangi bir formunda sıkıntı yok. Buradaki bitki de yeni yaprak çıkardı. Bakın yeni yaprak çıkardı. Alttan da uzamaya başladı. Bu da bayağı bir boya attı. Bakalım bu bu şekilde sağdan soldan kök atıp çıkacak mı? E, bakalım bundan ne yapacağız? Şimdi e, balıklarımıza geçelim. Önce karidesimizden başlayalım. Bakın arkadaşlar. Bu da yeni tekrardan kabuk değiştirdi. Devamlı kabuk değiştiriyor şu anda bu. Yaz oldu mu? Yanına yeni arkadaşlar getireceğim. Gölden 2-3 tane daha yakalayacağım karides. Bakalım havalar ısınsın. Kendimizi göle atacağız. Şimdi vatozlarımızdan başlayalım. Önce şuradaki vatozlarımızdan başlayalım. Bakın bir tanesi ölmüş arkadaşlar. Vatozumuz maalesef diğer vatozlar tarafından, kardeşleri tarafından yeniliyor maalesef. Bugün değil, iki gün önce de şu boyda vatoz ölmüştü. Olabiliyor arkadaşlar. Bu kadar balık sayısının içinde bir iki tane balığın ölmesi bence gayet normal. Tabii ölmemesi için elimden geleni yapıyorum ama sonuçta hasta oluyor bir şeyler oluyor maalesef ölüyorlar ama bu sayı 3'ün üzerine çıkmıyor şu ana kadar iki tane e, vatoz ölüsü gördüm bir tanesi ölmüş onu da şimdi e, yok ediyorlar burada çöpçülerim vardı bakın Ekranın tam ortasında Çöpçü var. Bunlar da bayağı büyüdü. Yem atmıştım onlara sabah. Daha yem Bir tanesi de burada ama telefonumuz odaklamıyor maalesef. Bunların durumları bu şekilde arkadaşlar. Yani burada sadece bir tane öldü. O da artık nazar olsun diyelim. Şimdi buradaki vatozlardan başlayalım. Şimdi zaten küpün içi dolu. Ee, onun videosunu çektim hemen ekrana koyacağım ee, güncel bir video bugün e, çekmiştim onu size göstereceğim evet arkadaşlar paşalarımız çıktı yumurtadan yavruları şöyle nasıl gösterebilirim size evet bakın arkadaşlar ee, kafa kuyruk çıktı. Şu anda bayağı bir yavru sayısı var. İlk yumurtalı halinde az gibi gözüküyordu ama şu anda bakın yukarısı alt taraf falan. Yani bir yüzün üzerinde burada yavru var diye bekliyorum. Çünkü bayağı bir fazla ilk yumurtlama zamanında çok az gözüküyorlardı yumurta. Ama şu anda bayağı yumurta var. Maşallah bayağı da Sayıları güzel. Bakalım e, ne zaman yavruluğa alacağız? Yaklaşık bir bir hafta içinde e, tül yavruluğa yani kendi yapmış olduğumuz yavruluğa bunları alırız. Fazla rahatsız etmeyelim. Görmüş olduğunuz gibi bayağı yumurta sayısı da var. Mevcut e, yumurta sayısı bayağı çokmuş. İlk yumurtladığında bayağı e, az göz göz gözüküyorlardı. Ama yumurtadan çıktıktan sonra bayağı yumurta olduğunu, yavru olduğunu gördüm. Şimdi fudretlerimize gelelim arkadaşlar. Şu dişinin durumu pek iyi değil. Yem yemesinde hareketlerine pek ee, sıkıntı yok ama fizik olarak çok zayıfladı. Belli ki bir sıkıntısı var ama bilmiyorum artık. Şu anda fiziki olarak biraz zayıf. Bakın bu dişimizde gayet iyi. Yeni doğuma hazırlanıyor bu da. Karnı bayağı şişti. Bunu da 4-5 gün sonra e, yavruluğa alacağım. Yoksa maalesef yavrular yok oluyor. Şimdi yavrularımıza gelelim. Hazır yavrulardan bahsediyorken. Bunlar da arkadaşlar kuyrukları yine dediğim gibi çok iyi kızardı. Bunlar da büyük akvaryumda kendi hallerinde takılıyorlar. Devamlı e, besliyorum arkadaşlar. O yüzden dolayı renklenmeleri bence çok güzel. işte arkadaşlar böyle camlar yapışıyorlar ama maalesef e, oradaki yeşil yosunları yemiyorlar. Neyse arkadaşlar önce dip yem vereceğim. vatozlar için tam buraya atacağım. atacağım ki bütün yani, vatozlar buraya toplansın. Bakın kokusunu alan geliyor. Şimdi biraz serafipan vereceğim. Biraz da seraflora vereceğim. İkisini karıştırıp e, vereceğim arkadaşım. Genelde ben bu yemi Dubai's masvaları veriyorum. Bunlar daha çok seviyor. Ama ara sıra buradaki balıkları da vermiş oluyorum. Biraz ondan biraz da bundan verdik mi? Hem lepistesler için hem vatozlar için hem de çöpçüler için güzel bir oyun olacak. Şimdilik çöpçülerim de yumurtlamayı kesti. Zaten yumurtlamasınlar. Şu anda yumurtlamalarını istemiyorum. Allah'tan durdular. Bakın Leiscure 4'ümüze geldi. Şöyle odaklayalım. Sapsarı. Şu an arkada biraz kavga var. Bakın 5 dakika sonra burası e, vatozdan geçilmeyecek. Yemler dibe batmaya başladığı andan itibaren balıkların hareketinde e, değişiklikler oluyor. Şimdi bu da kendi yemini yakalayıp yiyecek. Sağdan soldan bu da tırtıklıyor arkadaşlar. Şimdi akvaryumumuzun en baskın 144 erkeğine gelelim. Şu yemleri kaldıralım buradan. Evet. Akvaryumumuzun en baskın 144 erkeği. Burada görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir resim alalım. Yani bu güzel bir erkek olacak. E, renginden, formundan, e, bıyıklarından falan bayağı güzel bir e, erkek olacak. Şimdi bu da erkek. Ama arasındaki arasındaki farkı siz görün. Mesela bu e, boyut olarak bu daha büyük ama renk ve fizik olarak bu daha bir e, fena. Yani maşallahı var bunun. Unutmadan arkadaşlar ısıtıcımızı getirdik buraya. Diğer akvaryumda şimdilik ısıtıcı yok ama en kısa sürede oraya da bir ısıtıcı alacağım. Bunu da görmüşken söyleyeyim. Bakın. Form olarak e, yapraksız bir tane bitkim vardı. Onu kestim. Altından bakın yeni dal çıkardı. E, bunun kökü de bayağı var. Yoğun bir köklü bitkiydi. E, kökünden çıkarmadım. Sadece üst tarafından bir dal kestim. E, tabandan yeni e, filiz verdi. O da yeni yapraklar çıkaracak. Evet. Balıklarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Bakalım yazın bunları havuza salacağım. Yaz geleseye kadar yarısından çoğunu satmayı planlıyorum ki yeni yavrulara yer açılsın. Şunlara bakın arkadaşlar. Keşke ilk başlarda özel tür vatozu alsaymışım. Özellikle sarı renkli olanlar. Çünkü siyahlar kumlarda falan pek belli olmuyor. Ama sarı renkli olsaydı hemen e, göze çarpacaktı. Şimdi bakın buraya saldım Çöp, e, çöpçü yavrusunu göstereyim arkadaşlar. Kerata akvaryuma alıştı. Şöyle odaklarsak evet. Maşallah bu da iyice rengini aldı akvaryuma alıştı. Dolaşmaya başladı koskoca akvaryumda minicik boyutuyla. E, dolaşıyor bakalım ne zaman güzel bir boyuta ulaşacak şimdi küpün içindeki yavruların annesi bu arkadaşlar bu yumurtladı bakalım e, albino çıkacak mı içinden şimdiye kadar e, yumurtaların hiçbirinden albino rengi çıkmadı yani buradaki e, va ya, vatozların yarısı annesi bu e, bazı e, anneleri de şu gibi Küçük vatozlar. Bakalım albino çıkacak mı bunun içinde? Size yine e, fırret dişimi göstereyim. Yine yem yemesine sıkıntı yok ama e, zayıf, biraz zayıf kilo alması gerekiyor. Formu düşük, düşük. Unutmadan arkadaşlar, şuradaki balıklarımıza verelim yem. Yeah. Buraya Sera Bipan vereceğim bugün. Biraz bitkisel verelim. Genelde protein ağırlıklı veriyorum. Orada tırtıklar yerler arkadaşlar. Altı da ızgara şeklinde olduğu için balık dışkıları artık yiyenler direkt dibe batıyor. O yüzden altları hep temiz oluyor. Şurayı biraz daha çekelim. Videomuzu sonlandıralım. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın bildirimleri açarsanız eklediğim videoları anında e, size bildirim olaraktan geri gelecek bunu e, söylemeden geçmeyeyim. şöyle fotoğraf alalım videomuzu sonlandıralım artık fazla uzatmayalım bu ufaktan bir son durum vermek istedim e, dediğim gibi arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın Kanalıma, kanalıma abone değilseniz abone olaraktan kanalımıza büyük destekte bulunursunuz. Ee, ve bildirimleri açarsanız arkadaşlar çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.